Siz bana geldiğinizde ilk önce muayene için tabii ki geliyorsunuz ve biz sizinle birlikte nasıl bir ameliyat yapacağımızı, ne kadar küçülteceğimizi, ne boyutta bir ameliyat olacağını falan tartışıyoruz ve karşılıklı olarak buna karar veriyoruz. Sonrasında sabahleyin erken hastaneye aç olarak geliyorsunuz. Bu açlık en az 12 saat olmalı. Gece 12'den sonra bir şey yememelisiniz. Hastaneye gidiyorsunuz, sizden bir takım kanlar alınıyor, kan testleri yapılıyor ve anestezi muayenesi oluyorsunuz. Anestezi muayenesinden sonra da size ameliyatı alıyoruz. Ameliyatınız ortalama 2,5 ila 3 saat kadar, 2 ila 3 saat kadar diyelim bir zaman alıyor. Sonrasında bir bandajlı bir pansuman yapıyoruz ve sizi önce ameliyathaneden derlenme odasına, oradan da yatağınızı alıyoruz. Akşama kadar odanızda kalıyorsunuz. Bu sırada size ağrı kesiciler, çeşitli antibiyotikler, bir takım ilaçlar uyguluyoruz ki ameliyat sonrasını rahat geçirin diye. Daha sonra da çoğunlukla akşam evinize gidiyorsunuz. Ama bazı hastalar ben kalayım bu gece, evde kimse yok, bakacak kimse yok falan diyor. Onları da bir gece tutabiliyoruz isterlerse. Ama sıklıkla aynı gün eve gönderiyoruz. Daha sonra bir hafta sonra 5 ila 7 gün içinde tekrar benim ofisime geliyorsunuz, size pansumanınızı açıyoruz, bantları çıkartıyoruz, kontrol ediyoruz. Bantları değiştiriyoruz, ondan sonra da siz normal kendi sütyeninizi giyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ben herhangi bir sporcu sütyeni veya özel bir takım sütyenler, bir takım özel şeyler pek kullanmıyorum. Çünkü bunların hastaya daha çok sıkıntı verdiğini, normal kıyafetlerini engellediğini düşünüyorum. Dolayısıyla siz normal bir sütyenle geliyorsunuz ve o sütyeni size takıyoruz. Daha sonra biz size haftalık periyotlar halinde 3-4 hafta kadar kontrole çağırıyoruz. Yaralarınıza bakıyoruz. Oradaki bantları tekrar tekrar değiştiriyoruz. Çünkü ameliyat sonrası bantlama yapıyoruz ki izler daha az kalsın ve izler kabarmasın. Hipertrofik skar, keloid gibi bir takım komplikasyonlar ortaya çıkmasın diye bu önlemleri alıyoruz.